Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuzu her zamanki gibi hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Ve şimdi de sizlere Bağcılar Güngören Maslak Torna'dan sesleniyoruz. Yanımda işletme sahibi Ali Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Ali Bey, torna tesviye alanında son teknolojileri takip etmek ne derece önemlidir ve siz ne kadar takip ediyorsunuz? Teknolojiyi her zaman takip etmek gerekir. Çünkü teknolojiyi takip etmezsen teknolojiye yetişemezsin. Teknolojiye yetişemediğin için hiçbir işi bu bölümlerde yapamazsınız. Onun için teknolojiyi takip etmek çok önemlidir. Peki siz burada ne gibi araç gereçler kullanıyorsunuz? Biz burada freze, torna, kaynak aynı zamanda tamir işlerine yönelik araç parçaları tamir yapıyoruz. Peki bu tarz yerler hiç denetleniyor mu? Tabii ki denetleniyor. Maliyeden denetleme oluyor. Aynı zamanda iş güvenliği için denetlemeler oluyor. Yani asayişten denetlemeler oluyor ama bizim bilgimiz olmadan oluyor bunlar. Peki habersiz oluyor diyorsunuz yani? Evet, habersiz oluyor bunlar. Sürekli takip ediliyor yani. İş güvenliği demişken iş güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? İş güvenliğini şöyle, işe başlamadan önce iş güvenliğine önce tedbir almak lazım. Örneğin bir kaynak yaparken maskeni takmazsan ne olur? Yüzeyin oradaki yaptığın kaynağın kazı yüzeyini yakar, yüz kısmını yakar. Bu da ne olur? Cilt hastalığına sebep olur. Onun için maskeni kullanman lazım. Örneğin bir taşta çalışıyorsan gözlüğünü takman lazım. Takmazsan ne olur? Bu da gözüne çapak gitmeyecek, gözün kör olma ihtimali olur. Yani bunlar iş güvenliğidir. Peki torna tesviye ne yapıyorsunuz? Tam olarak neler yapıyorsunuz? Neler üretiyorsunuz burada? Bizde her iş var. Araç yedek parçası yapıyoruz. Aynı zamanda hidrolik direksiyon tamiri yapıyoruz. Kaynak işleri yapıyoruz. Yani fabrikaların makine tamirlerini yapıyoruz. Yani olmazsa olmaz yani. Dünyada tornacı olmazsa olmaz bir şeydir. Peki Maslak Torna'dan biraz bize bahsedebilir misiniz? Maslak Torna şöyle söyleyeyim. Bu 1988'den beri çekirdekten yetişme olduğum için kendime özgüvenim geldiğinden dolayı ben bu firmayı açtım. Ama bir numara olmayı düşünüyorum ben bu sektörde. Yapamadığınız, üretemediğiniz bir şeyler var mı bu alanla ilgili? Bu alanda bizim yok. Yani bizim öyle bir şeyimiz olduğu zaman arkadaşlarımızla paslaşıp arkadaşlarımız da yani bizde o makine yoksa başka bir arkadaşın orada işini yapıp müşteriye onu memnun bir şekilde göndeririz. Yani olmaz diye bir şey yok bizim buraya gelen işlerde. Peki Ali Usta, gündelik hayatımızda torna bizim ne işimize yarar? Nerede kullanırız? Gündelik hayatta şimdi şöyle, örneğin bir yemek yiyorsun. Yediğin yemeğin kaşığını tornacı olmadan üretilmez. Bunun kalıbını tornacı yapar. Aynı zamanda bunu cakacıya verir. Cakacı bunu kaşığı üretir. Ya da örnek veriyorum, bir iğne. Hastaneye gidiyorsun, iğne vuruyorsun. O iğneyi bile tornacı üretir. Tornacı olmazsa olmaz. Yani dünyanın her üretilen iş tornacıdan geçer. Plastik de olsa, demir de olsa, ağaç, ahşap bir şey işlesen tornacı şarttır. Evet değerli izleyenler, sizin de böyle bir ihtiyacınız doğuyorsa ve yolunuz Bağcılar Güngören'e düşüyorsa Maslak Torna'ya uğramadan geçmeyin diyoruz efendim. Bir başka sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.